They say that Morgoth found the Silmarils so beautiful that after he'd stolen them, for weeks he could do nothing but stare into their depths. Faced with the evil of his own reflection, that the reverie was finally broken. İlvatar derlerdi adına ve o kutsal olan Ainur'u yarattı. Onlar zihninin evlatlarıydı. Hiçbir şey yaratılmadan evvel onunla birlikteydiler. Eru ezgiler sundu onlara ve hepsi büyük bir ahenkle söylediler şarkılarını. Lakin Ainur'un arasında bir Valar vardı ki kendisini bu şarkıyı bozmaya adamıştı. Çünkü o İlvatar'ın ezgilerini değil, kendi müziğini yaratmaya çalışıyordu. Konuştu İlvatar. Sonra dedi ki, kudretlidir Ainur. İçlerinde en kudretlisidir. Melkor. Melkor'a bahşedildi en yüce kudret ve bilgi. Kardeşlerinin tüm yeteneklerinden bir pay sunuldu kendisine. Lakin o, vaktinin çoğunu boşlukta geçirdi. Aradıkça aradı İlvatar'ın ölümsüz ateşini. Çünkü o yaratıcı olmak istiyordu. Kendi yaratımlarının efendisi olmak istiyordu. Onun içindeki bu tutku harlandıkça harlandı. Böylece yaratılan tüm varlıklara elem ve keder getirecek olaylar başladı. Argumento kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Orta Dünya'nın kara düşmanı Melkor'u anlatacağım. Ezgi bitip de şarkı sona erdiğinde oluştu Arda ve Melkor oraya ilk inmek isteyenlerden oldu. Çünkü İlvatar'dan uzakta hükmedebileceğini düşünüyordu. Arda'ya gelir gelmez kendisini Arda'nın ve orada yaşayacak olanların efendisi ilan etti. Ve gelen herkese ona boyun eğmelerini söyledi. Fakat Melkor'un kardeşi denilen Manwë karşı çıktı ona. Ardından Tulkas'ın da Arda'ya inmesiyle beraber Melkor hepsiyle başa çıkamayacağını bildiği için oradan uzaklaşıp yeniden boşluğa döndü ve izlemeye başladı. Arda'nın baharı gerçekleşirken Aule büyük lambaları kurdu ve bütün Arda'ya ışıklar saçıldı. Yavanna'nın tohumları ve ormanları kaplamaya başladı her yanı. Ulmo'nun gücüyle ırmaklar, nehirler ve denizler çoğaldı. Melkor bütün bu olanları görüyor ve nefret ediyordu hepsinden. Arda'ya tekrar inip yanına karanlık güçleri ve kendisinin yanında olan Maya'ları topladı. Bunlardan biri de Sauron'du. Tulkas'ın düğünü bir şenlik ve kutlama sırasında yapılıyordu. Melkor bu sırada Aule'nin büyük ışık kulelerine saldırdı ve onları yok etti. Kulelerin içinden çıkan enerji bütün bölgeye yayıldı. Bu sebeple hiç kimse Melkor'un peşine düşmedi ve hızla yok olacak olan yerleri kurtarmaya ve iyileştirmeye çalıştılar. Ardından Valar Aman'a yerleşip Orta Dünya'yı tamamen terk etti ve Aman'da ağaçların ışıkları altında yaşamaya başladılar. Melkor gücünün zirvesindeydi ve karanlığının hiçbir sınırı yoktu. Valar'ın da Orta Dünya'dan ayrılmasıyla yardımcısı Sauron ile ikinci kalesi olan Angband'ı inşa etti ve burayı ona bıraktı.
İlvatar'ın ilk çocukları olan elfler uyandığında Melkor'un karanlığı onların da üzerine çöktü. Melkor elfleri kaçırıp onları kara büyüyle bozarak ork ırkını yarattı. Melkor'un kendi yaratımı yoktu. O tüm varlığı boyunca sadece yaratılmış olan şeyleri bozabilecekti. Elflerin uyandığını Orome aracılığıyla fark eden Valar onları Melkor'un kötülüğüne terk etmedi ve Melkor'la savaşmak için bir kez daha Orta Dünya'ya geçtiler ve güçler savaşı yaşandı. Melkor sonunda yenildi ve kalesi Utomo yerle bir edildi. Kendisi de Aule'nin yaptığı Angonor isimli hiçbir varlığın kıramayacağı zincirle bağlandı ve kaderinin belirlenmesi için Manwer'in huzuruna hüküm çemberine çıkartıldı. Melkor her ne kadar af dileyip yalvarsa da affedilmedi ve Mandos'un salonlarında 3 çağ boyunca hapsedilmesi üzerine karar verildi. Valar Utommo'yu yok etmişti ama Melkor'un ikinci karesi yok edilmedi ve Sauron burada efendisini beklerken onun ordusunu çoğaltmaya devam etti. 3 çağ sonra Melkor tekrardan Valar'ın huzuruna getirildi. Mandos'un salonlarından çıktıktan sonra elflerin Aman'daki yaşamını, refahlarını ve zenginliklerini, özellikle de mücevherlerini görünce Melkor'un içi kıskançlık ve öfkeyle dolup taştıysa da düşüncelerini gizledi ve pişmanlık içerisindeki suretine büründü. Tekrardan af dileyip yaptığı her şeyi düzelteceğine yemin etti ve bir daha Orta Dünya'ya dönmemesi koşuluyla affedildi. Melkor, Aman'daki elf haklarından en çok Noldor'a gözünü dikti. Çünkü onlar bir şeyler üretmeyi ve gelişmeyi çok seviyorlardı. Ayrıca ilk gördüğü andan itibaren sahip olmak istediği Silmariller de bir Noldor olan Feanor tarafından yapılmıştı. Melkor Valar ile elflerin arasını açmak için gizlice kötü fikirlerini onların zihinlerine kazımaya başladı. Valar'ın elfleri onların gücünden korktukları için ve elflerden sonra gelecek olan insanları daha kolay kendi egemenlikleri altına alabilecekleri için Aman'a getirdiklerini söyleyip durdu. Tek yaptığı bu da değildi. Melkor Noldor'a silah yapımını öğretti ve Noldor kralı Finwë'nin iki ayrı anneden olan çocuklarının arasına türlü fitneler sokmaya çalıştı ve bir sürü ihanet fikirleri döküldü ortaya. Feanor'u Valar'a karşı kışkırtmak istediğinde konu Silmarillere gelince Feanor Melkor'un asıl niyetini anlayıp ona Mandos'un hapishane kargısı deyip evinden kovdu ve bu hareketiyle Valar'ın en kudretlisi Melkor'un dinmek bilmeyen öfkesini kazanmış oldu. Melkor istediği her şeyde başarılı olmuştu ve Noldor'un içinde şer baş gösterdi. Bu durumu Valar fark edince Melkor tekrardan ortadan kayboldu ve kimse ona ulaşamadı. Fakat o Orta Dünya'ya dönmedi çünkü aklı fikri Silmarillerdeydi. Fakat onu tek başına alamayacağını biliyordu. Bu yüzden Aman'dan çok uzakta Arda'nın karanlık çukurlarında yaşayan Angoliant'ın yanına gitti. Ve onunla kendisine yardım etmesi karşılığında açlığını dindirmek için istediği her şeyi ona vereceğine dair anlaşma yaptı. Aman'da bir bayram sırasında Melkor ve Angoliant üzerlerine karanlıktan bir perde örülmüş şekilde ulu ağaçların yanına geldi ve Melkor kara mızrağıyla ağaçları yaraladı. Angoliant da bu yaraların içinden ağaçların öz suyunu emdi ve ağaçları kurutup ölüme terk ettiler. Melkor'un intikamı henüz bitmemişti ve Noldor'un kralı Finwë'nin evine gidip onu öldürdükten sonra hep istediği Feanor'un Silmarillerine de sahip oldu. Fakat Silmariller Valar tarafından kötücül hiçbir varlığın elinde tutmaması için kutsanmıştı ve Melkor'un eli her ne kadar yansa da Silmarilleri büyük bir açlık ve kinle tutmaya devam etti. Beleriand'a dönerken ağaçların suyunu emdiği için korkunç bir boyuta ulaşan Angoliant, Melkor'dan çaldığı diğer mücevherleri ve Silmarilleri istedi. Melkor her ne kadar mücevherleri verse de Silmarilleri vermek istemedi ve Angoliant ona kara ağlarıyla saldırdı. Melkor öyle korkunç bir çığlık attı ki Angband'ın dehlizlerindeki yaratıkları bile efendilerinin sesini duydular. Daha sonra o bölgeye sonsuz çığlık denildi. Melkor'un alev hizmetkarları olan Balroglar alevden yapılmış kılıçları ve kırbaçlarıyla atıldılar Angoliant'ın üzerine ve efendilerini kurtardılar kara ağların elinden. Melkor Angband'a döner dönmez bir deneme saldırısı için Beleriand'ın en güçlü elf krallığı olan Doriath'a saldırdı
Fakat ork ordusu yenildi. Ardından babasının ölümünün intikamını ve çalınan Silmarilleri almak için Melkor'a dünyanın kara düşmanı Morgoth adını veren Feanor ordusu ile Valar'a isyan edip ve birçok suç işleyip Beleriand'a gelmişti. Melkor ani bir baskınla bu orduyu yok etmek için saldırdı. Fakat elfler ağaçların ışıklarını taşıyorlardı. Bu yüzden son derece güçlülerdi ve Melkor'un ordularını paramparça ettiler. Fakat Feanor gurura kapılıp ordusundan ayrılarak kaçan ork ordusunu kovaladı. Angband kapılarına yaklaştığında orklar dönüp birkaç adamıyla kalan Feanor'a saldırdı ve Angband'ın içinden Balroglar da fırlayıp Feanor'un üstüne bir kabus gibi çöktüler ve onu ölümcül derecede yaraladılar. Her ne kadar savaşı Melkor kaybetmiş de olsa Feanor'un ölümü onu tatmin etmişti. Fakat orduları yıpranmıştı ve elfler Angband kalesini büyük bir kuşatma altına aldılar. Melkor burada uzun yüzyıllar boyunca bekledi. Düşmanının gücünü ölçmek için irili ufaklı saldırılarda bulundu. Fakat bu sürede Angband'ın dehlizlerinde ateşin ve dehşetin vücut bulmuş hali olan ejderhaları yarattı. Bütün gücünü topladığı anda bu kuşatmayı yarmak için insafsızca ve dehşet verici alevlerle saldırdı elflere. Ve ejderhaların babası Glaurung'un ateşten fırtınalarını saldı elflerin üzerine ve kuşatma bozuldu. Melkor büyük bir zafer kazandı. Noldor'un yüce kralı Fingolfin bu savaşın ardından büyük bir öfkeyle Angband'ın kapılarına gelip Melkor'a meydan okudu. Öyle hakaret ve aşağılayıcı şeyler söyledi ki Melkor hizmetkarlarının önünde küçük düşmemek için Angband'ın kapısından dışarıya karanlık ve dehşet verici formunda çıktı. Melkor kara çekici Grond'u savurmaya başladı. Çekiç her yere vurduğunda küçük kraterler oluşturuyordu. Fingolfin her saldırıdan kaçmayı başarıyordu ve Melkor'u 7 kez kılıcıyla kesip 7 kez çığlıklar attırdı ona. Fakat Fingolfin yorulmaya başladı ve Grond'un açtığı çukurlardan birine takılıp düştü. Melkor ayağıyla üzerine çöktüğü sırada kılıcıyla ayağını yaraladı ve Fingolfin Melkor'un sonsuza kadar topal kalmasını sağladı. Melkor sonunda Fingolfin'i öldürüp cesedini kurtlara atacakken Kartal Kralı Thorondor Fingolfin'i kurtarıp Melkor'un yüzüne pençesini geçirdi. Melkor her ne kadar bu savaşı kazansa da kayıpları da az değildi ve bir daha Angband'dan dışarıya asla çıkmadı. Orta dünyanın kaderi Melkor'un avuçlarının içerisine hızla giderken bir o kadar da gücü hızla azalıyordu. Arda'ya ilk indiği halinden eser kalmamıştı. Çünkü bütün enerjisini orta dünyayı bozmak için harcamıştı ve bunun neticesinde bir olay yaşandı. Lúthien Silmarillerden birini almak için Melkor'un salonuna girdiğinde Melkor onu arzuladı ve konuşmasına izin verdi. Fakat Lúthien şarkısına başladığında Melkor ve bütün hizmetkarları kendinden geçip uykuya daldı. Beren bu fırsattan yararlanıp Melkor'un tacından Silmarillerden birini almayı başardı. Bir elfin ve insanın Angband'dan sağ çıkması, hele bir de Silmaril'le sağ çıkması Beleriand'daki elflere büyük cesaret verdi ve Melkor'a karşı elflerden, cücelerden ve insanlardan devasa bir ordu kurdular. Fakat Melkor, Doğu Dölleri denilen insanların bir kısmını kendi tarafına çekerek sayısız gözyaşı denilecek olan bu savaşı kazandı ve ardından gelişen birçok olayla Gondolin, Nargothrond ve Doriath krallıklarını ejderhası Glaurung ve Balrogların kralı Gothmog önderliğindeki ordularıyla yıktı, yok etti. Böylece Melkor'un karşısında hiçbir güç kalmamış oldu ve Orta Dünya'nın kontrolü tamamen eline geçti. Melkor'un zaferi kesin ve Orta Dünya onun karanlığında can çekişirken bir olay vuku buldu. Gemicilerin en ulusu Erendil yanında karısı Elwynt ile birlikte alnında Silmaril'in ışığıyla Valar'ın diyarı Aman'a ulaşmayı başardı ve Valar'dan elfler ve insanlar için yardım istedi. Bu isteği karşılık buldu ve Valar bir kez daha Orta Dünya'ya muazzam bir orduyla Melkor'la savaşmak için geldi. Öfke Savaşı denilen bu savaşta Melkor bütün gücünü savaşa sürdü. Binlerce Balrog, yüz binlerce ork ve kanatlı ejderlerin atası ve yaratılmış en büyük ejderha Ankalagon ejderha ordularıyla
bu savaştaydı. Ankalago'nun dehşeti karşısında Valar ordusu bir an için geri çekildi. Fakat Eärendil, alnında Silmaril ve bütün Valar tarafından kutsanmış gemisi Vingelot ile birlikte savaşa katılıp Ankalago'nu öldürdü. Ve cesedi düştüğünde Thangorotrim'in 3 dağını tamamen yerle bir etti. Melkor savaş boyunca Angband'ın en derinlerindeydi. Sonunda bulunduğunda tekrardan af dilese de elleri ve ayakları kesilerek yere çalındı. Ve Silmarilleri taktığı tacı yeniden dövülerek boynuna bir tasma olarak takıldı. Bir Valar olduğu için ruhu asla yok edilemeyecek olan Melkor, Aule'nin zinciri Angonor ile tekrar bağlanarak boşluğa bir daha dönmemek üzere hapsedildi. Ve işte böylece Arda'nın kara düşmanı Melkor'un sonu da gelmiş oldu. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Bu tarz içerikleri seviyor ve takip etmek istiyorsanız ve tabii ki videolarımı beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın.